Aşkım yapma bir tane mi ya? Ya bak oğlum seni gerçekten Ceyda... Ya Allah'ım benim böyle böyle... Ne oluyorum? Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Yine Talk Show'la beraberiz arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ne o? Tamam ne güzel video. Talk Show'da beraberiz arkadaşlar. Değişikliklerimiz var. Artık Dora dilek tutmak istediği için yepyeni bir gitaristimiz var. İki Miray var. Dön göster. İki Miray var artık. Evet ve Dora ortalarında. Miraylar arasında Miray tutulması yaşanıyor. Dora'nın kafasıyla olsun. Gene... Hemen dilek tut. Gözünü kapat. Evreni içine çek. Çek evet. İçine evreni. 777 de. 777. Tam verirken Jüpiter'e doğru salla onu. Fırat'cığım sen bu bedbahtlığın... Bilerek bedbahtım. Sponsorumuz olduğu için şimdi gidip göz doldurup gelecek Fırat. Evet, bugün çok güzel bir sponsorumuz var. OG. Bu bir şampuan arkadaşlar. Şimdi bir yıkayacağım. Orada bir göreceksiniz doluluğu. Zaten benim saçlarım güzel. Benim saçlarım normalde göz dolduran bir saç. Ben bu arada açık ve net söylüyorum. Seni bir şampuan markası olsam yüzüm yaparım, reklam yüzüm. Reklam çekeyim mi duşta? Çeksenize. Ha? Aynı onlar gibi çekmeni istiyorum beni, tamam. Benim hiç öyle reklamım yok çünkü. Niye olsun ki zaten? Yok ki. Ben bir şampuanımı getireyim. Sunun belki ilk projeyi izleyince... Şöyle bir şey olur odada böyle izlerken. Wow! İşte aradığımız reklam yüzü falan gibi şeyler yaşanabilir. Neden yaşanmasın? Ben olsam ben bu arada ben beni de bence ben reklam yüzümde de. Bence ben de şampuan reklam yüzü olabilecek bir yüzüm. Bakın bu biyotin kolajen. Hadi gidelim biz yıkayalım ve şöyle görelim. Gidin ama şampuanlarınızı gösterin ve gidin. Hayır benim reklamım bu. Tamam o zaman sen göster. Ya ben yönetmenim. Hayır ben biliyorum. Gel yavrum. Haydi bakalım çocuklar duşa. Yavrum sen niye geliyorsun? Tamam seni de yıkarız. Bu arada gerçekten güzel şampuan. Hani hakikaten kullandım. Her saç tipine uygun bir model var da çok göz alıcı benim saçlarım. O zaman ben geliyorum yapıyoruz tamam mı? Tamam. Çık. Nasıl çık? Ha ben giyip geleceğim doğru. Bir dakika. Orayı çektin mi? Hayır tabii ki. Aşkım çekmemiştir tabii ki. Niye çeksin Allah Allah? Sana şunu atayım mı yukarıda yakala? Bakın biraz. Aşkım benim git biz kendi reklamımızı kendimiz çekeriz. Maya var altımda gördünüz. Bu reklam çekimleri böyle oluyor tabii ki de yani. Ne oldu yıkanıyor mu? Yıkanıyor mu ne ya? Duş almak belki. Pazar günleri, siz de öyleydiniz değil mi? Hep pazar günleri yıkanırdık. O yüzden pazar günlerini hiç sevmem. Niye biz küçükken yıkanmayı sevmiyorduk? O, tamam onu hatırlamıyorum. Alo, biz neden küçükken yıkanmaya? Geçmişime sormak istedim. Çünkü beni anneannem böyle yıkıyordu bakın. Köpükler içerisinde yani buramdan böyle köpükler boğuluyormuş çünkü bir rahmetli anneannem canımın içi. Ama ufakken insan tabii öyle yıkanınca bir garip oluyor tabii. Aslında bak bu telefon mesela böyle geçmişle bağlantı kurabildiğim bir telefon olsa çok güzel olmaz mıydı? Bu ama Barbie, I'm a Barbie girl. Hani açıyorsun böyle geçmişle ilgili mesela soruları sorup geri geliyorsun. Abi bunu acil üretin ya. Yemin ederim anılarıma gittiğim telefon. Ay kokuyordur o biraz şimdi. Bu video yayınlandığında acaba o video yayınlanmış mı olacak? Sus! Yoruldun mu çekmekten? Yoksa kafanmış işte. Ay. Bak köpek içeriğini çektik, köpeklerin olduğu. Köpeklerin olduğunu içerik çekince aklıma Giray geliyor. Hemen şuraya neden olduğu geldi. Bir dakika o videoda var mıydı ki? Giray onu normalde mi söylemişti bize yoksa? Hiç. Giray demiştik siz de sıkışınca köpek içeriği çekiyorsunuz. Ya arada şunları izleyebilirim desem ya kucağında köpek var ya yemek yap, toz bazlama basıyor Fırat falan. Alakası yok kanalın, inanır mısınız en çok izlenen videoları. Ne oluyor? Kanalın en çok en sevilen videoları girin bakın. Hep köpek videoları biliyor musunuz? Köpek gibi izlenmiş. Fırat'ın yüzü yok. Ben yapayım onu. Gelebilir miyim Barbie Girl? Oha! Bu yakışıklılık halis mi? Gerçekten mi? Hayır bunlar da ortak olmuş. Kim bu kızı? Kim bu? Etek, elbise. Kim bu iş? Kim bu köylü kızı? Kim bu güzel kız? Kız neydi ismi bu dizinin? He, Fatma Gül. Fatma Gül'ün suçu ne? Şimdi Leyli Gül Düşbüçeli. Fatma Gül suçu yok. Bunun özelliği bu. Ben suçu olmayan kısmısıyım. Düşbüçeli dediğimiz bu. Saf, masum ve tat. Onun da suçu yoktu ki. Fırat Albayram, umarım artık hazırlanmıştır. Oha! Şampuanın size iyi geldiğini anlamanın yolunu göstereyim mi? Hazır mısınız? Bak duracağım. O ahenkle dans edişeyi bakın. Bu. Saçın konuşuyor bu arada. Tabii şu an diyor ki benim bu kafada duruşum şaka mı? Hiçbir şey sürmedim saçıma. Yumuşaklığını bir dokun. Hiçbir şey sürmedim. Benim elimden bu çıktıysa bir profesyonelin elinden yemin ederim Brad Pitt çıkar. Bak şaka mı duruş?
güzel şampuanmış. Bu arada kızlar kullanıyormuş, herkes çok memnun. Zaten kız erkek kullanabiliyor mu? Evet, görüyorsunuz evet. Zaten. OG Next Biotin Kolajen arkadaşlar. Zaten aşağıya da koydum her şeyini. Bakabilirsiniz. Yani görüyorsunuz zaten benim önermeme bir şey söylememe gerek yok yani. Anlatmaya şu hareketten anlayabilirsiniz. Şaka mı? Oğlum bayağı güzel ya. Çok evet abi. Oldu. Bundan sonra saçların bu şekilde mesela böyle yapacak. Cancık. Cam. Sülfatsız bu arada en önemli şeylerden biri. Siz anlamazsınız Fırat Bey, sülfatsız olması önemli detay. Ama kolajeni biliyorum, önemli bir şey. Biyotin, onu zaten yıllarca anlattılar, saç için önemli. Kolajeni sen içip duruyorsun. Önemli demek ki. İhtiyacımız var ya hani kolajene. O zaman konuğumuz gelsin bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Açılışımızı yapmıştık. Anikle dans eden saçlarımla. Arkadaşlar Burçin olmadığı için, Burçin Müzik kendi başka bir işi olduğundan dolayı bundan sonra bize devam edemiyor doğal evet. olarak. O yüzden onun açılışını yüzden... ben ne oluyor ya yapayım dedim ama yapamadım. Çok zor işmiş. Miray burada. Gitarın çok güzel yalnız. Gitarın yalnız sen şey... Sen de çok güzelsin. Hoş geldin. Kafası yok. Kafasız bir. Düşük bütçeli bir gitar. Muhtemelen. O zaman kim geliyor? Sürpriz. Dur kapakta var. Kapakta var. Nasıl söylemiştim? Berk, Überkilos Teknik! Gelmiyor, geliyor! Geliyor! Geldi! Nereden geleyim abi? Şöyle atlayabilirsin. Şöyle atladım. Şimdi ne oluyor yalnız? Senin ismini yayıncı gibi söyleyeyim diye bana şey yaptı yoksa ama belki... Öyle bir direktif geldi. Ama sen kendi ismini kullanmıyorsun. Evet, araya yerleştiriyorum. O yüzden Überkilos yaptığın için Berk Überkilos Kekliksin. Doğru mesela Fırat ne oluyor ya Albayram gibi düşün. Benim için sen Überk'sin. Überk. Evet. Oturarak konuşabiliriz arkadaşlar. Ben Überk diyorum yani bir yerde mesela arkasından konuşurken. Arkasından konuşurken. Hoş geldin Überkilos'cum. Hoş geldin. Hoş buldum arkadaşlar. Ne habersiniz? İyi vallahi ne yapalım seni sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hop şöyle rahat. Klima ses yapıyor mu? Yapıyor. Kapatayım mı? Rahatsız mı ediyor? Eyvah. Potkuyu rahatsız edebilir. O yüzden... O zaman kapat abi hiç uğraşamam onunla filan. Zaten adam vurmayalım şimdi hastalanmasın. Emanet çocuk vallahi. Neyse hoş geldin Berkçiğim. Hoş buldum abi. Daha önce programımızı izlememişsin. Evet, Allah'a şükür bir başını bir sonunu izleyip gelmişsin. O potu kırdım. İzledim tabii ki de sonuna kadar izlemedim abi. Kısa o konuda dürüst olayım bari. Kısa kısa partları izledin. Evet shortları izledim. Neden muazzam bir cancıksın? Hep bahsediyorsun zaten. Kendimi hep evet. cancık olurken buluyorum. Videoyu izliyorum mesela. Hangi videoyu acaba? Vloglarınızdan bahsediyor mesela. Hani. Hangi vlog mesela? Abi yani mesela. Ben hiç şey söyleme. Hayır hiç şey söyleme. Merak ettim. Mesela Sırbistan videosu. Hadi ya demin konuştuk. Onu demin konuştuk. Abi vallahi çok sıkıştırıyorsun beni ama. Kimi izliyorsun sen YouTube'da? Abi YouTube izlemiyorum ki o kadar. Ha, bana öyleyse tamam o zaman. Tamam haklısın o zaman canım. Bu arada zaten bizi ne kadar sevmediğini sana şöyle anlatayım Ceyda. Aşk olsun. Tabii mesela bunun kedisinin adı, kedisinin adı Fırat Albayrak. Evet ya. İnsan sevdiğinin ismini... Hayır sen kesinlikle böyle yapıyorsun. Fırat in oradan aşağı Albayrak. Fırat Albayrak. Püh yine mi yaptın? Geç o tarafa. Hayır niye koydum? Niye ismini evet. Fırat Albayrak? Niye koydun Allah aşkına? Çünkü bir tane kediye çok şeydi abi Fırat. Evet. Kedimden bahsediyorum. Tutuluyor sürekli işte onun da senin adını koymayı düşünüyordum tamam mı? Yani sürekli Fırat rahat bırakmıyor Ceyda'yı. Niye sürekli öyle yapıyor falan böyle. Bir kedi diğerini rahatsız ediyor. Sonra abi Ceyda kaçtı. Nereye gitti koymuş bilmiyorum. Koymuş ama şu an adını. Şu an koydu adını. Gitti direkt böyle uzaklaştı. Sonra dedim o Fırat Albayram olarak kaldı. Ama isim soy ismin yan yana duruşunu çok beğendiğimden koydum bu arada. İkimizi yan yana. Orada yan yana görmüş bizi. Sonra biliyorsun, ben kaçıp gitmişim. Ben çok büyük bir aşiret evladıyım. Kesinlikle dalga geçerek koymadım. Ben bilmem abi. Sevgili Albayram ailesi. Albayram asla, aşireti evet, diyeceksin. Albayram abi. Aşireti. Asla kötü niyetle kedi adını Fırat Albayram koymadım. Senin peki mecraya başlama olayın ne? Ben seni ne zaman tanıdığımı söyleyeyim. Aslında ben seni tanıdığımda artık 1,5-2 milyonu geçmiştin. Şeyi de tanıdın o zaman metro videosuyla. Ya ne iş yapıyorsunuzlarla? Ben şeyle ne iş yapıyorsunuz? Hatta bir tanesi arkadaşımın ablası. Aa! Evet. Ya çok değişik şeyler başıma geldi abi. Oğlum Allah'tan sempatik adamsın. Normalde ben bu arada dayak yenilecek iş yani. Çok rahat ediyorum orada cidden. Çünkü insanın yanına yaklaşırken saçma sapan bir özgüven geliyor. Ben bu adama zarar vermeyeceğim. O da bana vermeyecek falan diyorum. Ben izlerken ilk seni tanımadan önce şöyle düşünmüşüm. Şimdi sesin geliyor seni görmüyor muyum? Yani? Kesin kurgu diyorum. Çünkü sen yaklaşıyorsun. Adam böyle arabasına oturmuş yanında evet, kız arkadaşı var. Sen yaklaşırken böyle yapıyor. Bak böyle yapıyor.
Herkes haber bekliyormuş anasını. Yani normalde birine böyle telefonla yakışırsın. Ne oluyor kardeşim sen kimsin der. Ama öyle olmuyor. Tabii. Hiç yaşamadın mı? Özellikle valelerin önünde bekliyorum ki hani böyle arabadan inerken yakalayayım ya da böyle yavaş giderken oto yakalayayım. Oto faresi gibi takılıyor. Kenarlar görmen lazım. Şöyle dolaşıyorum milletin içine. Bir tane arabaya denk geldim işte. Karbon fiber. Çok güzel bir araba. Kesin sormam lazım dedim. Yanına gittim böyle. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Yanında bir tane hanımefendi var. Şöyle yüzünü kapattı direkt. Adam arabadan indi. Bu videoyu hiçbir yerde paylaşamazsın dedi. Eyvah. Ben dedim ki adamı iş üstünde yakaladım. Eyvah. Direkt yakamdan tutuyor beni zaten orada. Aç telefonunu dedi. Kocaman bir herif abi böyle. Ben de ben video çekiyorum. Sosyal medyada bunları paylaşıyorum abi. Görmen lazım. Nasıl bütün şirinliği kullanmaya çalışıyor. Adamı ne olursunuz beni bırakın falan. Fotoğraflardan sildi. Son silinenlere de kendi sildi. Hepsini sonra benim hesabı sildi Instagram falan. Ne olur ne olmaz. Kendini de takip etmişti. Kendini arıyor bir numarayı da alıyor. Öyle değişik bir şey geldi valla adam yani. Ama gene ama yani şey olmamış aslında. Bu kadar senin içinde bir tane olması bir tane. İyi. Aynen. Yani Sivas'ta çok yaşadım. Biz çeksek neler gelirdi başımıza. Bir tane dönerciyi çekiyorum işte. Orada da hikaye zamanı yapıyorum. Bunların hepsi bu arada yabancı konseptler. Hani ben de böyle uyarlıyorum şey yapıyorum. Dönerci bir abi var. Yanına gidiyorum işte dünyayı yok etme planlarını bize anlatacaktı falan diyorum böyle adama. Elinde ekmekler var. Bir kenara bıraktı. Gel hele lan dedi bana böyle. Eyvah. Telefonu tuttu. Bileğimi çevirdi. İnsanın içinde böyle ne yapmaya çalışıyorsun lan sen dedi. Kimsin sen falan yapıyor lan. Abi hiçbir şey söylemiyorum. Canım acıyor çünkü. Direkt böyle kolumu sırtına aldı. Öyle ne yaptı ise herif yani. Sivas'ta yaşıyorum bunları. Orada yaşadım. Burada hiçbir problem yaşamadım öyle. Maksimum Allah bir kere falan şimdi oldu. Gerçi artık çekemezsin. Şu an herkes yapıyor ama öyle bir şey var. Çok fazla. Tabii, bir de şey olur yani. Doğallığı da kaçar. Çünkü artık herkes seni tanıyor. Tabii abi artık yani bir kere arabada trafik duruyor. Gelsene çek beni falan diye bir trafiği bekliyor. Sorsana ne iş yaptığını anlatayım. Sen nasıl başladın bu işleri? Mizah sayfası yönetiyordum abi ben. Hangi sayfayı? Hepsini değiştirdiler şimdi. Paylaşılacak komik videoları seçen adamdın. Aynen. Paylaşan adamdım. İşte açıklama yazardık vesaire. Lisedeyken arkadaşlarımla böyle bir sayfa açıyoruz. O zamanlar takipçi kasmak çok kolaydı. Bir ay içerisinde 50 bin takipçi, 60 bin takipçi yapıp profilleri satıyorduk bunları. Lisede öyle cebimize harçlık çıkarıyorduk. Daha sonra ben de video çekmeye başladım arkadaşlarımla. Oğlum görün lan falan işte skeç yazıyoruz. O zamanlarda tiyatro kulübündeyiz. Güzel. Öyle şeyler çeke çeke derken bir tanesi viral oldu. İki tanesi derken arkadaşlarım artık bir araya toplamakta çok zorlanıyordum. Kendim üretmeye başladım. Çok iyi. İsmine yani nasıl karar verdin Über'de? Ders de aklıma geldi. Düşünüyordum böyle boş ders. Ne olsun nereden falan geldi? Abi. İçinde Berk olan. Tüberküloz. O kullanılıyor. Başındaki T'yi silince oldu. Aa ne güzelmiş lan falan oldu. Evet Über. Hem küloz. Tüber. Külozun bir anlamı yok ama olsun. Güzel. Ama o da akılda kalıcı yani. Akılda kalıcı. Güzel külo isim. Yanlışlıkla bayağı öyle durup düşünürken buldum. Şimdi sana dava açtı değil mi bir marka? Über. Evet. Aynen. Kim açtı? Kim Uber, açtı? Uber. Ne? Uber mi? Ben o adamın belgeselini izledim. Şey dizisini. Açar o adam. Açar bu arada. İsim haklarımızı kullanarak takipçi elde ettin, ünlü kazandın ne konulu oluyor bir dava. Uber olduğu için ilk insanların başına o geliyor. Uber diye okuyorlar ama abi ben bunu tüberkülozdan buldum diye anlatmaya çalışıyorum. Bambaşka bir şey var. Belki abi şuna tutulmuştur onda. Mesela Uber yazınca ilk sen çıkıyorsunuz. Aynen. Ulan koca firmayız biz niye çıkmıyoruz? Zaten öyle taksicilerle uğraşıyoruz. Yeter artık bir de seninle mi uğraşacağız deyip. Ben Uber olsam sen de işbirliği yapardım dava açmak yerine. Kesinlikle ya. Ya bak oğlum seni gerçekten ya Ceyda... Ya benim öyle bence. Abi bunu buradan al ya. Allah. Okey miyim? Nereye kadar sınırım ne? Ben farkında değilim ama siz hep farkındasınız. Böyle hareketler yapıyorum. Videonun sonunda bana saçma sapan şeyler söyleyiz ona. Falan abla gibi yapma. O yüzden pardon sınırlarımı belli ettiler. Şuradan dışarı çıkma diye onu şey yaptık yani kusura bakmayın. Orada bir bölünme oldu. Şimdi belli oyunlarım var. Hı-hı. Ben karar veriyorum ne oynayacağımıza. Ama yine de sana soruyorum. Kaç oyun var? Şimdi 20. Harf oyunu var. Survivor'dan arakladığımız oyun var. Aa Survivor'da bizim bir tane oyunumuz oynuyor. Neymiş o? Harf oyunu. Harf oyunu da ben zaten TRT'den arakladım. Ben de onu diyecektim. Survivor ama bizden almışsın. Acığın abi. Şık şık. Ben de TRT'den aldım. Şık şık. Yorumlarda görüşelim Acun abi. Yorumlarda Acun abi. Arkadaşlar izliyoruz. Sizden almadım. Yorum bu. Sizden almadım nokta. Zaten adamın teknesinin kapısına da vurdum. Vurdum. Olmaz. Ne yapıyorsun? Çok kötüm. Adam öldü. Çok kötüm oğlum. Tut. Herkesin başına gelebilir bu hatta bu ama. Abi Acun Ilıcalı'nın teknesinde bir mandalina lekesi var. O Ceyda Kasabalı'dan kalma. Buradan sevgiler saygılar. Sevgiler efendim saygılar. Çok konuştuk Survivor oyunumuzu oynayalım. Aleyna sen videolardan geçebiliyorsun. Crush'ların bir sevinsin Aleyna'yı gördük diye. Güzelliğinle lütfen bizim videomuza şöyle bir geçiş yap. Gözünüz gönlünüz açıldı bak gördünüz mü? Aleyna hoş. Sen orada çal be! Çal be! Çal!
istediği şarkı ne? Imagine Dragons. Çalalım Imagine Dragons. Dragons. Bir şey diyeceğim. Çalıyor bu arada. Abi bu arada saç tıraşım ablacığım nasıl olmuş evet, sizce? Evet sen videolarında gülüyorsun ya şöyle yürüyüşün var ya. Yani güzel aslında biraz. Evet biraz iyi şeyler duymaya ihtiyacım. Biraz daha uzayınca daha güzel olur ama saç öyledir, kesildikten böyle bir ay sonra olur. Evet. Bu kadar yakışıklı adamsın, güzelsin, başarısın, şeysin. Niye kız arkadaşın yoksa? Çok abi yani nasıl anlatayım şimdi? Çok abi derken. Duygusal şöyle. Duygusal hareketler inanılmaz yavaşlatıyor bu işi. Şu an mesela çok uzun zamandır video atmadığımdan bu tarz olaylarla meşgul olduğumu anlayabilirsin abi. Niye oğlum, biz evliyiz sürekli. Oğlum biz evliyiz. Ama yani manyak gibi çalışıyoruz. Siz çok şanslı bir uyum içerisindesiniz. Ha, sen ben şey diyorsun şey yani anladım. Birlikte ben çalışmadığım başta... için anlamadım. Şimdi anladım demek istediğim. Anladım. Vakit ayırmak konusuyla ilgili. Ama ben de çünkü istiyorum düzenli uzun bir ilişkim olsun. Tabii yani insanı rahatlatıyor. Düzenli manita. Kesinlikle rahatlatıyor ama hani evet birazcık zor oluyor. Şimdi beraber çalışacağım biri olsa hem birlikte iş yapıp hem görüşüp hem inanılmaz bir şey ya da yani kız arkadaşına. Ay çok maşallah. İlerideki kız arkadaşına. Sizi çok seviyorum vallahi. Ay, gerçekten evliliğim böyle sizin gibi olsun çok isterim yani. Arkadaşlar. Şimdi burada benim ne kadar sallamasyonda. Senin şeyini biliyorum. 1 kilometre gemiye söylüyorsun. 1 evet, kilometre. Bir şey değil. Bence şey fili doğurması fil daha iyi. Fil bombaydı fil. Onu bilmiyorum. Boş ver, bilmek kafanı böyle şeylerle bulandırma. Bu arada sana bilirsen hediyem var. Sen bana bakma böyle yap çünkü gelecek görürsün. Şöyle yapıyorum. Tamam şimdi bana ama bakacaksın. Şimdi bana bak. 1, 2, 3, 4 ses yaptırmadan çabuk koy. 11, 12, 13, 14, 15. Tamam tamam okey. Evet. Hiç de umurunda değilmiş değil mi? Birazdan patlayacak. Evet. Dünyanın en büyüyen, en hızlı büyüyen bitkisi bambular kaç santim uzayabilir? Şu bambu değil mi lan? Hiç uzamıyor. Bir günde diyorsun. Bir günde. Ceyda'cığım? 10 santim. 5. Ceyda kazandı. 90 santim. Aaa! Bambuyu kes. 90 santim. Evet, oğlum ben... bahçeye bambu alalım demiştik. Başa çıkamayız ha. Elimde böyle şey gibi Vietnamlı gibi kasatura ile sabahları çıkıp tak 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 bir bambu. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar bambu değil mi? Yavrum ya bambu var bambu var. Bambu ne ya? Dünyanın en zengin 3 ailesi. Aldı. Keklik ailesi 1. Dünyanın en fakir kaç tane ülkesinin toplam servetinden daha fazla servete sahiptir? Yani şunu demek istiyor. 3 tane aile var. Bunların toplam parası dünyada kaç ülkeden daha zengindir diyor. Dünyada kaç ülkeden? Dünyada kaç ülke vardır desem onu da bilmediğiniz için. Evet. Geçen bakacaktım ya. Ben de merak ettim. Kaç ülke varmış dünyada? Çok ama şimdi abi. Ben o zaman bilirim hemen. 208 ülke mi varmış? Evet. Seni ya. Ya abi alıyor bir toprak var ben ülkeyim diyor ya. Ne oldu be? Onu sildi değil mi? Aşkım yapma bir tane mi ya? Tamam be. Sen kaç yazdın sen? 50. Sen? 26. 260 yazmıştın değil mi oraya? Bravo lan. Vallahi 48 ülke ha. Harbi mi? Vallahi billahi. Ödülün geliyor. Ya çok sen teşekkür ederim. Evet çok severim. Onu daha bir şey dakika öyle verilir mi? Ne yapacaktım? Her seferinde bir çubuk ver. Ne bu çocuk 5 yaşında mı bunu şey yapıyor? Değil ya. Aynı anda yemek yok tamam mı Berk? Tamam. Bir tane de ben yiyeyim Berk. Abi hemen paylaşıyor. Berk bir şey söyleyeceğim sana. 7.30'da burada olacaktın. Geç geldin gene her zamanki gibi. Saat 9.30'da geleceğiz dediniz sevgili Kemal. 10.30'da burada oldunuz. Abi çok özür dilerim. Bir dakika tamam. Ama ben günde bir öğün yemek yiyen biri olarak bu programın 10.30'da biteceğini ve güzel bir yemek söyleyeceğimi düşünüyordum. Biraz. O yüzden... Saat 1'de yemek yiyeceğim. O yüzden ver ben de yiyeceğim. Şey dedim ki Berk böyle mesela sevdiği bir şey var mıdır hani geldiğinde mutlu olsun ona ikram edelim. Bunu söylediler. Evet evet çok severim. Vallahi çok severim. Hep vardır evimde. Daha var. Bildikçe vereceğiz. Evet, İtalya'nın sembol yapılarından biri olan Pisa Kulesi kaç yılda inşa edilmiştir? Gördün mü Pisa Kulesi'ni? Pisa'yı görmedim ben. Kolezyumu gördüm. Ne alakası bu dediğin şey? Sana nereyi gördün? Başka bir kule söylesen tamam mı? Yani biri kule benim tarih kule. Bilgim inanılmazdır. Burada benle yarışamazsın zaten. Evet Ceyda. Ben sayısal mevcut. 1841. Ben de 1500 yazdım. Sen kazandın. 1171. 1051 yazacaktım. Valla mı? Vallahi. Kinder alabilir miyim? Vereceğiz. Venüs de bir gün dünyada kaç güne eşittir gençler? Venüs yavaş dönüyor. Gezegenler bende hiç yok ya. Bir tık yavaş dönüyor. Yani Venüs bir tur atana kadar dünya kaç tur atar? İyi. İyi atar ya. Ben dünya olsam. 20 dedi. 75. 75 tur atıyorsa da bırakalım bu işi. Abi 117. Ama yavaş. Bilinen en büyük penguen türünün boyu kaç santimetredir? Yalnız bu bilinen bakın. Ve 40 milyon yıl önce keşfedilmiş bir tür. 40 yani, milyon yıl. Keşfedilmiş 40 milyon yıl önce değil. Utku boylarından gibi. Niye penguen gibi hayal ettim Utku? Boyu. Eskiden her şey daha büyüktü. Yok dur bir dakika. Bakış açın doğru Ceyda Hanım.
Öyle bir rakam yazdım ki sayı dünyasında böyle bir rakam. Santim bak. Herhalde yanına virgül koyduk. Anlarsınız herhalde o kadar. Yeni koydum. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız? Ceyda gösterdi. Ne? Böyle bir rakam da yok. Yeni bir teori ve yeni bir sayı. 1.75 mi ne? Evet 1.75. Duruma göre de 45 de davranabiliyor. Ben 500 dedim. Sen 5 metre diyorsun. Sen 1 metre. Artılarıyla eksileriyle. Bravo aşkım. 1.80 benim boyum ne? Aa, çok iyi. Şimdi senden boynunu geri alıyorum. Nasıl davranmasın? Kendini ödüllen. İnsan ödü kopar lan. Gör düşünsene. Oğlum 1.80 penguen işte Fırat ya bizim şey videosunda giydirdik sana penguen kostümü. Aynen. Gelsin. Bir de bizim bir hocamız daha önce işte bu hayvanlarla film çekmiş. Penguenler, lemurlar, foklar falan filan. Hayvanlar konuşuyor gibi bir film. Dedi ki böyle bir hayvan yok dedi ya. Leş gibi balık kokuyor dedi. Yani. Penguenden bahsediyor. Evet. Ya kuş ama dedi. Leş. Çürümüş balık kokuyor dedi. Şey çok zor çektik dedi. Böyle bir hayvan yok ezberi nasıl tam. O da Kinder de çalışıyor. Pingui de oynuyor. Eyvah. Sen onu da çok seviyormuşsun değil mi Kinder'i? Evet. Sevdiğin şeyleri mi araştırdın peki sadece? Ama o da bak bize ne güzel hediye almış. Evet. Ay. Göstersene. Göstereyim. Çok sevindi Ceyda. Sevinmek ne kelime? Takla attım. Abi dur şu loot döndüm şöyle. Fırat abi ya niye videoda açmadın diye. Sen uzun musun lan? Herkes öyle diyor. Daha kısa duruyorum videolarda. Evet abi daha kısa duruyorum. Bak. O kadar sevindim ki gerçekten çığlık attım bu arada. Yaparken beni hatırlayın. Videolarımı izleyin. Oğlum 3 gün seni mi düşüneyim bunu yaparken? Su ister misin Berk? Olur alırım. NBA tarihinin en kısa oyuncusu Maxi Box. Maxi. Maksimum. Boyu kaç santimdir? Box asla olmadığını biliyorum soyadımdan. Çok özür dilerim. Hadi 3. Bir dakika dur. 2. Okunmayacak. 1. Patladı. Sen önce göster sonra ben göstereyim. Bak. 1.88 mi? En kısası. Kanka ne? Devler Ligi mi bu? 4 metre mi adamlar? Abi en kısası belki bir boydan aşağısına alıyorlar. Şu bile uzun gelecek bak. 1.70. Evet uzun. 1.60. Şaka yapıyorsun. Eskiyi düşün oğlum çok eski. Yani 50'lerde de bu takımlar vardı. Doğru evet. Dünyanın en pahalı balığı kaç dolara satılmıştır? Bir dakika yeniyor mu? Yüzüyor mu? Çok güzel soru. Evet abi. Kilosu mu? Arkadaşlar kaç dolara satılmıştır? Ya ben balık halinde mi çalışıyorum? Bu tamam. Gramı kaça, kilosu kaça? Balığın halinden anlayan hiç kimse yok şu an ortamda ya burada balık. Ay. Yok ya. Şimdi bu ben tahmin ettiğim balıksa çok kilo geliyor zaten. Onun kurusu zaten çok pahalıya gidiyor. Kurusu. Aynen dandiği. Çok uçmuş olabilirim ben de. Orkinos değil mi? Evet. Tamam. 140 bin dolar. 45 bin dolar. 750 bin dolar. Niye? Bak şimdi ama şöyle bir şey doğru söylüyor. Doğru söylemiyorum. Bir de uçtuk falan diyor. Bir de diyor ki doğru söylüyor hadi ya. 740 bine şaşıralım bir önce bir saniye. Şaşırmadım niye biliyor musun? Böyle tek başına Orkinos duruyor böyle. Sagara Berge'ye bağırıyor. Herkes bağırıyor. Sagara Berge'ye gidiyor böyle 30 bin dolar 20 bin dolar evet, satıyor. Evet. Kurusu yani hani normali. Bu kesin özel bir balık. Google kaç yılında kuruldu? Ben bilirdim orada olsaydım. İnsan buraya oturunca böyle şey sanıyor. Buradaki her şeyi sanki biliyormuş gibi. Nasıl atsak ki bunu? Oğlum çok yakın yazdın ya. Lanet olsun ya. Çok yakın yazdın. Gördüm. Eyvah. Göster. Açtım 1970. Ben görsem 70 de. 70 dedi. Sen kaç? Ben de ilk 70 demişim. 78 yaptım. 98. Yes. Of ya. Bu çok kıt atıyor ya. Bunun çok pis yani. Ama bunu bilemeyeceksiniz. Çin alfabesinde kaç sembol vardır? Gösteriyorum. 1000. 2148. Sen kazandın. Doğru tam bilmiş olsan. 40 bin. Bıraksınlar o işi. Kim biliyor la 40 bin tanesini? Bu da kendi bilemedi. Çin'e bok atıyor ya. Yemin ederim. 40 bin tanesini kim biliyor? Bunların edebiyat sınavından herkes sıfır alıyordu. Belki ama onlar değişik kafalar biliyorsun. Ne diyeceğim bilemedim. Dünyanın en eski şirketi olan Kongo Gumiko kaç yıl faaliyet göstermiştir? İsmini de veriyorum bakın burada. Şimdi şirket diyorsan. Asla tamam yerleştirme reklam falan yok. Ben sana şöyle söyleyeyim bak. Sonra onu söyleyeyim. Sen salla. Yani köfteciler mesela 150 yıllık. 1682'den beri mesela. 150 yıllık köfteci var şimdi. Ben bunu az mı salladım diye düşündüm. Doğru mu bakıyorsun? Eyvah ya. Sesi düşündüğümden oluyor. Abi ben şimdi şöyle düşündüm. En çok şirketlerin kurulma mevzusu bu sömürgecilik zamanı. Sömürmek için şirket kuruyorlar. Orada 340 dedim. Kongo Mongo diyor. Kongo ışığımız. Aa! Kaç dedin? 340. 350. Sen kazandın. Ciddi mi? 1400 yıl. Evet, diyorum 340 diyor. Bizim ne oluyor ya şirketi bile 25 yıl. Bir şey soracağım ya. Ne iş yapıyorlarmış 1400 sene devam eden sektör mü var lan? Kargo şirketi. Bakar mısın şirketin adı? Bilgi taşımacılığı. Abi vergi kesebilmek için açmışlar şirketi. Bu da ilk şakamdı. Bir daha yapma böyle şakalar. Hadi git bize yap şimdi Ceyda. Şimdi sen yapıyorsun. Sen geliyorsun ya şık giyin bak farkındaysan. Normalde pijamayla gelirim falan demişim.
Sana çok yakışıyor aşkım böyle. Ay teşekkür ederim aşkım. En sevdiğim giyim tarzım bu. Canlar da çok seviyor. Nereden? Niye giyim. Ya? Niye biliyorum? Belki sevmiyorlar ya. Niye yorumlarda şu anda? Abla bugün çok güzel olmuşsun yazıyor biliyor musun? Evet. Özlemişim. Evet. Ooo moderatör. Hazır mısınız? Geliyor. Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Cristiano Ronaldo'nun kaç takipçisi vardır? En son ne zaman baktınız Ronaldo'nun profiline? Kaç yazdı? 478K. K mı? 478 milyon. Ha, 68 milyon. Ben kazandım bu arada. Evet. Ceyda kazandı. 597 milyon. Nasıl olabilir böyle bir şey? Evet arkadaşlar diğer soruya geçiyorum. Hazır mısınız? Ben kazandım. Çok komik bir soru. En hızlı boşanma rekoru ne kadardır? 30 dakika. 2 saat. Fırat abi sen kazandın. 5 dakika mı? 3 dakika. Allah kahretmesin. Boşanma lan insanı. Sırf rekor kırmak için yapmışlar bu arada. Bence de. Bence de abi. İstanbul'da kaç ilçe vardır? Hayda. Ceyda kesin saçma bir şey söyledin değil mi? Ya. Hayır silme onu. 15.2. O ne be? Bak ya 152 dedin ama artık. Hayda abi 15.2 diye düşündüm. Nasıl oluyor aşkım 2? 17. 39. Ben bildim. Sen 15. Ya bir şey diyeceğim. 15.2 küçük çekmece hani. Büyük çekmece o da küçük çekmece. Yarım. Dünyanın en uzun kumsalı olan Praia o Casino kaç evet. kilometredir? Pamucaktan hesaplayayım. 100 kilometre. 78 kilometre. Fırat abi aldın 240 kilometre. O zaman son soru. Dünyanın en uzun şarkısının uzunluğu ne kadardır? Çok güzel soru. Dakikasını soruyorum. Evet aynı. Ne soracak başka aşkım? Şarkı sözlerinin uzunluğunu soruyor olabilir abi. 4 sayfa. Mesela Neşet Ertaş'ın bazı şarkıları 10-12 dakika, 15 dakika. Uzun ince bir yoldayım bitmez. Şarkıya girmesini bekliyorum. Gidiyorum gündüz gece. Bitmiyor şarkı. İnanılmaz bir bilimsel yaklaşımla yazdım. 41 dakika. Ben şöyle düşündüm. Kasette olsa A100'ü kadar. Çok güzel bir plakta yaklaşım. Plakta olsa 54 dakika. Arkadaşlar 13 saat 23 dakika ve 32 saniye. Hangi şarkı bir şey. Bu? Nerede çalıyorsun onu? Nasıl çalacaksın? Çok uzun bir plak belki böyle. 4-1. Ya tabii sen şimdi oyunculuk falan yapıyorsun aslında yani bir nevi. Ama düşünüyor musun mesela profesyonel oyunculuk? Oyunculuk dersleri alıyorum bir yandan. Geçmişte bir filmde oynama şansın olsaydı. Şeytanın avukatı. Hangisini oynayacaktın? Şeytanı falan. Avukatı. Avukatı abi. Avukatı oynayacaktım. Aynen. Sana baktığımda neyi oynamanı isterdim biliyor musun? Ne abi? Truman Show. Jim Carrey değil mi? Annem de öyle söylerdi. Sen Jim Carrey'e benziyorsun. Ben doğurdum falan. Annem beni de Jim Carrey'e benziyor desem ya. Ben de bazı oyunculara benziyorum tabii. Tamam Fırat, Keanu Reeves'e benziyorum. Ama bir şey var bir de Adam Driver. Bu piyasada 3 kişi varız galiba Keanu Reeves'e benzetilen. Sen, ben. Kim öbürü? Sina. Doğru, Sina da benziyor ha. Sina'sı benziyor. Sina selam kardeşim. Sen hiç biriyle fotoğraf çekildin mi abi? Hani bir ünlüyle. Evet yanına. Bir kere. Kenan İmazaroğlu'yla. Şöyle oldu. Seslendirmeye girmiştik. Çıktım. Bir baktım. Kenan İmazaroğlu. Yanımda da Alican abi var. Alican Öncesoy. Kenan abi ne haber dedi. İyidir falan dedi. Ben böyle mal gibi bakıyorum böyle. Allah'ım diyorum. Bir yakışıklık ne falan. Ulan aynı yerden çıkmışız. Yanda o işini yapmış. Ben burada işimi yapmışım. Yani ve yanımdaki işimle beraber çıktım kişi arkadaşı. Yani ortak bir paydadayız yani. Ama ben böyle duruyorum. Abi seni çok seviyorum dedim. Böyle yaptık kardeşim. Ne, öyle şey ne demek o ya dedi. Öyle söylemene gerek yok hani. Arkadaşımla arkadaşısın, meslektaşız. Kendini rahat hisset gibisinden. O bana sarılınca daha da şey oldum. Şöyle tuttu, şöyle oldum. Zaten uzun. Çok da güzel kokuyordu adam. Çok çok yakışıklı adam. Gerçekten bir jön yani onu söyleyebilirim. Ama Kenan İmazaroğlu görünce de insanın böyle bir koku görseli şey oluyor olabilir. Parfüm reklamındaki adam abi. Tamam hani ben. Anladın mı? Onu demek istiyorum. Onu söylediğim zaman onda şeyi hissettim mesela. Dur oğlum ben seni şu anda arkadaşımın arkadaşı, meslektaşım olarak görüyorum. Bana böyle yaklaşmana gerek yok şeyini hissettim haklı olarak. Ben adamı aldım böyle hani o bana sıcak davranmaya çalışıyor. Ben onu uzaklaştırıyorum. Bir fotoğraf çekelim de gideyim. Övüyor falan. Anladın mı? Siz ünlüler takılın ben gideyim şu tarafa gibi bir şey oldu yani. Ya bir tane daha oyun oynayalım hadi. Aynen. Hadi oynayalım. Harf oyunu oynayalım. Harf oyunu. Hadi. Oynayalım, oynayalım. Güzel başlayacak ama. Çevir gelsin. Çe. Oo, çe. Oo, güzel kolay bu arada. Hoş geldiniz. Çok hoş buldum. Verin adınız. Çağrı. Soyadınız. Çağran. Çağrı Çağran. Doğru. Hayır bu kadar erken gidemem ya. Olmaz. Devam. Çok özür dilerim. Bu alışkan şeydi ama. Bu evet giriş. Yumuşak G mi çıktı? Niye öyle bak? Bana kolay geldi. Kolay. Hadi bakalım. Kolay. Yaparsın bunu. İnşallah. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Allah iyiliğinizi versin. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. İsminiz neydi? Sormayı unuttum. Kusura bakmayın. Ali. Ali Bey, evli miyiz? Açıkçası yeni boşandım. Çocuk var mı? 6 tane var. Kaç kız bunlardan? 6'sı da kız.
Çok ayıptır sorunuz. Neden boşandınız? 60 yaşında bir babaannem vardı. Sen bundan boşanmazsan oğul başımıza çok büyük felaketler gelecek dedi. Başımızın etini yedi, ben de boşandım. Hadi ya. Evet. Eşiniz ne iş yapıyordu? Aşçıydı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Arıtma işindeyim ben. Ne arıtıyorsunuz? Atınca tutulan şeyler vardır atık. Ya. Bilir misiniz yani. Atık şeyler? Atık. Atık. Atık atıyorsunuz. Anladım. Atınca tutulan şey atıktır. Çocukların 6 tanesinin geçimiyle uğraşıyorsunuz. Bunlardan üniversiteye giden var mı? Aslında çok yok. Çok yok mu? Yazdırdık ama gitmiyor. 3 tanesi gidiyor, 3 tanesi gitmiyor. Peki şimdi her şeyi bırakalım. Çocuk yok, iş yok, bilmem ne yok. Bir yerde yaşamak istiyorsunuz. Nerede yaşamak isterdiniz? Artvin'de. Hayır hayır, dünya olarak. Antarktika'da yaşamak isterim. Neden Antarktika'da? Çok uzun. İnsan ben bayağı kötü oynuyormuşum. Yok yok böyle. Gidiyordun tam. Antarktika dedim. Neden Antarktika? Artık insanları sevmiyorum o yüzden. Tamam o zaman çok teşekkür ederim. Sizi de bağladığı yormuyorum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Zor, stresli ve çok gıcıklı. Ya, evet gıcıklı. Ben yapayım mı? Yap. Hadi yap. Çevirelim çarkı. Oo, bu zamana kadar gelmiş en zorlarından biri. V. Vayda. O zaman hazır mıyız? Hazırız. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi fena değilim. Çok güzel. İsminiz nedir acaba? Veda. Kaç yaşındasınız Veda Hanım? Varla yok arası bir yaşım var yani, de çok da söylemeyi tercih etmiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz acaba? Validemin bana bıraktığı mirası. İşte hakkından gelip. Yiyorum. Miras yedisiniz. Kaç yıldır miras yiyorsunuz? Viran oldu hayatım, inanın. Yani anlat anlat bitmez. Bir hayaliniz var mı? Yapmak istediğiniz bir şey. Viral olmak istiyorum. Özel bir alanı var mı? Varil işletmeciliğinden viral olmak istiyorum. Ve sonucu olarak insanlara varil mi satmak istiyorsunuz? Veni vidi vici gibi bir İnanılmaz ismim ya. Böyle her yere yazılsın istiyorum. Evli misiniz? Vida işiyle uğraşan bir eşim vardı. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Sizi uğurlayalım. İnanılmaz abi. Yani hepsi güzel, evet. Beni vidi vici şov oldu bu arada. Sen yap, yap sen. Yap. Ben güzel bence, ben okay, yap. Tamam hadi ben yapayım. C. Merhabalar öncelikle. Canım benim, sana da merhaba. Öncelikle isminizi bağışlar mısınız? Ceyhan. Nasılsınız Ceyhan Bey? İyisiniz umarım. Ciğerim biz iyiyiz, seni sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Ceyhan Bey'in içerisinde bulunduğu bir aşireti var. Bu aşiretin ismini burada da söylemek ister misiniz? Civelekler. Ne işle uğraşıyorsunuz acaba? Cam üretiyorum, satıyorum. Cam işindesiniz. Cam. Bir hayaliniz var mı gerçekleştirmek istediğiniz, buradan 70 milyonun önünde neler söylemek istersiniz? Ceyhan Nehri'nden Cenova'ya kadar her evin camı bizim camlarımız olmalı. En sevdiğiniz hayvan nedir? Civciv. Civcivlere bayılıyorsunuz. Sarı sarı küçük küçük. Çok sevdiğiniz bir insan var mı hayatınızda, evli misiniz? Ceyda Hanım. Ceyda Hanım'la eşim. Evlisiniz. Eşiniz Ceyda evet. Hanım. Kaç yıldır evlisiniz Ceyda Hanım'la? Cisimlendirmek doğru olmaz bizim aşkımız. Bizim aşkımız evrene yayılmış. Biz öldükten sonra da devam edecek. Biz olmadan önce de vardı. Aşk dediğin şey Ceyda'mla Ceyhan'a yazıldı. Vay! Sonu şovladı. Bayağı şovladı. Bak tamam, çok güzel. Şovladın. Güzel. Tamam, bir ara versin. Okay. Saat kaç oldu bu arada? Teaser'a koymalık şeyler. Bir şey lan! Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne oluyor ya? Bir de şık 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 alalım sana. Herkese merhabalar, ne yapıyorsunuz? Bir ara verdik, küçük Yunus Bey'in kolunu dilendirdik. Şimdi devam ediyoruz. Çok garip bir bilgi öğrendim ama bana çok garip geliyor yani bu. Şimdi ceviz, salatalık, domates, bu üç şey nefret ediyormuşsun. Hiç sevmiyorum. Ben de ceviz sevmem. Cevizli şeyleri yemem. Ama evin içine sokmamak ne demek? Şimdi bizim bu evde ceviz var. Ne hissediyorsun kendinde şu an? Ya intikam alıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. Tamam. Yediğim zaman da çok canım acıyor. Neden? Bakayım. Dilin ne oldu senin? Dilin yarmışlar her yerinde. Abi doğuştan böyle. Patlıcan, ceviz, bu tarz böyle dili acıtan şeyler yediğimde kriz geçiriyorum neredeyse. Hani o kadar canım acıyor ki. Dilimi hareket ettiremiyorum. Dil yarası en acı yaraymış ama öyle derler. Çine kaçıyor diye açık böyle de. Dilim açık yara gibi hani. Salatalık bu konuda ne düşünüyor? Salatalıkla domatesin dilimle çok bir alakası yok abi. O birazcık daha... Dilinin arasında kalıyordur senin bazı şeyler. Yemek giriyor evet bazen. Aşkım hoş geldin, nasılsın? Bak abinin diline. Bak. Senin diline bak, bir de onun diline bak. Anladın çok mı? Tatlı bu köpek ya. Salatalığın kokusunu mesela insanlar çok sever. Hani taze evet, kokar falan. Fresh. Ben o kokudan bayağı rahatsız oluyorum. Allah Allah. Evet. Oğlum senin sorunların var. Domates niye abi? Domatesin olmadığı bir yemek yok oğlum. Abi o da nasıl birazcık oluyor? Böyle travmatik bir şey ya. Çocukluğumdan gelen bir şeyi var domatesinde. Fakat şey değil mi? Salça falan sıkıntı yok. Yok canım onları yerim. Menemen falan böyle hani şey yapabiliyorum ama böyle domatesin kendisiyle... Böyle masaya dilimleyip getirsek yemez. Aman aman. Domatesle cidden direkt kusarım abi. Hemen çıkartırım. Şuraya hemen kusabilirim.
Biraz daha domates hakkında konuşacağız. Tamam konuşmayacağız tamam. Öğrenmem gerekeni öğrendim. Benim de öğrendim. Bir tane bir şeyim var bu arada kimse bilmiyor. Asla bilemezsiniz. Bir dakika biz sen bir dakika. Ailem ve ortamda arkadaşlarım biliyor. Neden ben bilmiyorum? Hiç kimse bilmiyor ki bak. Sansasyon! Hayır ben söyler misin? Aklıma gelince bile içim çünkü takılıyor. Ben kesin biliyorum. Avuç içinden büyük mü? Ceda söyle bitmeyeceğiz ne olur söyle aşkım. Biliyorum be söylemiştim biliyor bunu. Muydun? Evet. İğrenç bir şey. Kötüymüş evet. Yani seni o yüzden çok iyi anladım yani. İğrenç bir ederim. Duygu. Ama benim bir tane senin çok fazla oğlum sen hayatta kalamazsın böyle. Yok ben onu ya. Görmüyorum hiçbir şekilde. Ya ben de mesela şeyler kötü oluyor. Genelde en sevdiğim tatlı veya en seveceğim salatanın üzerine atıyorlar cevizi sinir oluyorum. Sipariş veriyorum yazıyorum nota. Ceviz koymayın. Gene ceviz koyuyorlar. Koyuyorlar. Böyle domates böyle cevizler aynı. Geliyor ama çok güzel. Öyle gelse neyse kırıp getiriyorlar alamıyorum da işini. Bu çocuk sıkıntıdan kendi kendine topuyla oynuyor. Bir de topunu ittiriyor bana atın diye. Hani şey diyor hani. Yo yo yavruyum bak anne yanlış anlama sakın beni sokağa atma ben getir, yavruyum anne. Getir yavrum. Aferin sana. Aferin sana. Chris Hemsworth onu unuttuklarını. Aa dur lan bunu niye yazmıyorsun? Buraya niye yazmıyorsun? Sen Chris Hemsworth'la ne? Olmadı. Chris Hemsworth neydi? Chris Hemsworth. Hemsworth. Neyse. Oğlum videoyu oğlum. Öyle bir çekmişsin ki. Fake duruyor ya. Evet. 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 Allah kahretmesin. İlk ben çünkü senin evet, çekeceğini evet. Çok önceden Timuçin'den duydum tamam mı? Hı-hı. O harika dedik. İzledim. Oğlum bu gerçek niye böyle fake duruyor bu dedim. Videonun başındaki kurgudan dolayı öyle duruyor evet, bence. Ondan evet ondan öyle evet, duruyor. Evet evet evet. O da Kenan İmirzalıoğlu gibi güzel kokuyor mu? Herif güzel kokuyor bu arada. Bu kocaman yani. Abi adalı zaten adam. Şöyle bir şey oldu. Ben kimseye söylemedim. Menajerine falan. Aklımda bir plan var. Anneannemle tanıştıracağım adamı. Anneannem de çok sever. Avengers'tan falan biliyor. Tanımıyormuş falan. Adama soruları soruyorum. Soruları da dinlemiyorum bu arada. Hep aklım şeyde. Anneannede. Anneanneme nasıl bağlayacağım? Çünkü arkada bir tane sayaç var. 5 dakikanız var dediler bana. Oturdum. Favori sahnen ne derken 10 saniye dedi adam. Lan dedim ne yapacağım? Bir an önce telefonu çıkarttım. Ekran kaydını almayı unuttum. Anneannemi aradım. Dışarı çıktıktan sonra fark ettim. Eyvah dedim. Nasıl kurtarırız bu eldeki görüntüyü derken işte kafayı çalıştırdım. Böyle bir video yazdım abi. Öyle güzel oldu. Ben en çok böyle bir şeydi. Şunu isterdim. Monsieur Tan'ın. Daniel Radcliffe. Evet. Onunla aynısını 5 dakika yaptığını izlemeyi isterdim. Ben de isterdim. İşte orada gerçek heyecanı ve şeyi görürdük. Evet, evet. Bence de. Speed Ronaldo ile buluştu o videoyu izlediniz evet. O da çok evet. Güzel bir örnek yani. Baya yani ben bile yere yattım. Ben de çok rahatladım. Çok rahat mutlu oldum ya garip. O da böyle bir soru sormuştu. Onun takımdan birisi bağlanmıştı. Ronaldo benden haberdar mı? Evet demişti. Ve nasıl kokuyor diye sormuştu. Aynen. Evet. Aa evet. Cardi B'de Rihanna'yla ilk buluştuktan sonra öpüşüyorlar. Uzaklaşıp çok güzel kokuyor. Öpüyor. Öyle Allah bir Allah. Hiçbir nasıl Federer'in nasıl koktuğunu hayal etmedim. Ter kokuyordu. Ter kokuyor. Ter kokuyor. Kesinlikle. Teri de güzel kokuyor. Normal zamanı başka bu ünlüler çok iyi kokuyor. Vallahi bak parfümün iyisine erişiyor bunlar. Bu güzel olmuş bu arada. Bu güzel değil mi? Abi nasıl? Bakayım ne kadar ünlüsün. Benim. Bak abi. Eczane kokumu hala yerinde ortalama. Yemin ederim. Ortalama. Bu da biraz dönmüş ama. Bu evet. Ama acilen o şekerli kokuya bırakmış. 50 bin dolar vermeye başladığın zaman o kokuya işte o zaman. Bizim üzerimizde koku var da şey hediye getirmişler sağ olsunlar. Parfüm getirmişler bize. Parfüm ev parfümü ve vücuda da kusurlarına. Peki son bir oyunumuzu daha oynayalım sonra seni oynayalım. Salacağım tamam mı? Ben bu kalabilirim hiç sıkıntı tamam, yok. Tamam kalabilirsin akşam burada. Filmlerle aran nasıldır? İyidir gibi geliyor bir bana. Bir sinefil değilim abi. Ya tamam canım o başka bir şey. Ama yani izliyorsun. Yani, İzlerim. Tamam, bir filme gitmeden öncemiz yok mu? Var mı? Benim en sevdiğim kanaldır bu arada ben çok severim. Şimdi şöyle oluyor. En üsttekini 5 saniyede anlatıyorum. Bir alttakini 3 saniyede. Bir alttakini 1 saniyede anlatmam gerekiyor. Süreyi nasıl tutuyoruz? Biz. Kafamızdan biz, sayıyoruz. 3-4-5. Tüm tarihi eserler bir anda canlandı. Müzede bir gece. Ay. Bravo. Ne oldu yavrum? Ne oldu ya? Bilemeyiz mi dinleyelim? Çok zor abi. Ay. Ben bu filmin ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl izlemedin mi daha önce? Hemen zorbalayayım. Kelimeden gitmeye çalışacağım. Filmi anlatmayacağım. Yani tamam. Direkt burayı anlatacağım. Tamam. Yaşadığım yerde dostum tam tersi var. Düşman evdeki komşu. Düşman. Bravo. Aa, nasıl hatırladın lan? Aferin. Güzel yerden geldi. 2-0 beni evet. Tokatladı. Üçüncüsü çok kolay. Bir saniyede anlatacağım. Tavşan bak rebound alıyor. Alize harikalar diyarında. Tavşan ben anlamadım ki abi ne dedi. Tavşan bak rebound alıyor. Aa şey Space Jam. Bravo. Sen bu oyunda iyisin ha. Olabilir. Rebound alıyor ha. Tavşana bak rebound alıyor. Benim yüzümden. Babam sağ olsun. Hayır. Babam, eyvah babam. Hayır. Açaydım kollarımı. Açaydım kollarımı. İşte babam ve oğlum. Babam ve oğlum. Doğru. Söyledim. İkincisi 3 saniyede tamam. Hazır mısınız? Birileri yemek yiyor, diğerleri de onun artıklarını yiyor. Ratatouille. Hayır. Oscar aldı. Aa, altlı üstü platform. Evet, doğru.
1-1. Ben onu düşünmemiştim. Bu çocuğu alayım, besleyeyim, yiyeyim. O nasıl psikopat film lan? Hele bu. Çocuğu alıyorsun, besliyorsun ve yiyorsun. Evet, aynen. Size birazcık daha ipucu vereyim. Ormanda ekmek kırıntısı bırakıyorum. Ha sen de. Ben bildim. Aynı anda söyledim. Ha sen söyledin. Gerçekten aynı anda söyledim. Bakalım VAR'a gidelim. Ha sen de. Ben burun farkıyla kazanmış olabilirim. Bir saniyede. Hazır mısınız? Evet. Bir tane adam yarasa kostümü giyiyor. Batman. Ama hangisi? Ya hangisi? Batman Rising. Hayır. Batman eve dönüş. Evet. Ne alaka? Belki değildi. Allah Allah ya. Böyle bir şey var mı ya? Ben bildim. Ben kazandım. What a week. Olmaz ki. Batman adam var zaten içinde. Anlatıyorum. Bir, iki. Hazır mısınız? Biz çocukken filmi çok... Çizgi filmi çok meşhurdu. Ya Allah aşkına bizim film çocukken bir sürü çizgi film çok ben meşhurdu. Ben hala çocuk sayılabilirim. Renkli. Renkli diyor, o kadar eski. Renksiz de varmış. Superman. Hayır. Pembe Panter. Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Evet anlatıyorum. Az önceki gibi ama bu sefer yeşil. Hulk. Evet. Ne alaka az önceki gibi ama bu sefer yeşil? Süper kahraman. Yeşil panter olur o zaman. Aa, ya evet, abi çocuk bildi ve kafasını çalıştırdı. Sen neyi sorguluyorsun şu an? Yeni ben hissederek bilmiş gibi bir şey oldu. Tamam peki. Sen haklısın kardeşim. En doğrusunu sen yaptın. Bu da başka bir renk, bir aile. Başka bir renk. Bunlar da renkli. Ne var lan? Kırmızı aile, sarı aile, mavi aile, yeşil aile. Geniş aile. Her şeyi biliyorlar sanki önceden. Simpsons. Evet. Ne alaka Simpsons renkli, ne alaka? Bence müthiş anlattın. Pembe, yeşil, sarı. Hiç öyle bir şey demedi. Fırat çok fena yenildin yalnız bu video. Hezamet o. Hazimet. Abi üzülme. Hezemet mi? Ne denir? Neye uğruyordun? Valla. Hazimet. Hazimet değil. Ben şans eseri kazandığımı düşünüyorum. Hezimete mi uğranıyordu ya? Hezimet. Ezildik ya işte. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz. Öpülüyorsunuz. İnşallah eğlenmişsinizdir. Teşekkür ediyoruz geldiğin için Üver gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Saat 1.30 olmuş. Aa. Bir sonraki videoda görüşürüz. Vallahi 1.30 olmuş. İyi geceler. İyi geceler. 'Kenan İmzaloğlu gibi güzel kokuyor mu?